Hepinize iyi akşamlar. Bugün Zoom programı ile ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Burada Zoom programını açtık. Zoom programında New Meeting var. Zaten çoğunuz biliyor bunu. Küçük başlı dipnotlar var. Özellikle sayısalcılar için çok önemli özellikler var. Onları da keşfettim. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Yönetici olmak istiyorsak New Meeting dedik. Burada hemen kameramız açılıyor. Şu anda benim kameram kapalı olduğu için beni göremiyorsunuz. Kamerayı kapatıyoruz. Burada bizim kullanacağımız özelliklerden bir tanesi. Buradaki öğrencilerimizin kaç tane öğrencimiz katılmış, katılmamış bunu görebiliyoruz. Ekstradan burada öğrencilerimizin sesini ya da görüntüsünü kapatabiliyoruz. Burada chat var. Çok kullanacağınızı tahmin etmiyorum. Fakat chat'te de yazışmalar yapabiliyoruz burada. Aynı şekilde burada derslerimizi kaydetmek istiyoruz. Derslerimizi kaydetmek için record tuşuna basıyoruz. Record'dan bu başından basarsanız sonuna kadar kaydeder. Daha sonra şuraya bastığımız zaman dersimiz kaydetmiş olacak. Peki nereye kaydediyor? Bilgisayarın belgeler klasöründe Zoom diye bir klasör açıyor. Oraya kaydediyor. Oradan şey yapabilirsiniz. Masa üstüne gelmek için. Bilgisayarınızın masa üstüne gelmek istiyorsanız hemen buraya bakın, iyi dikkatli bir şekilde bakın. Açtım, masa üstündeyiz. Masa üstünde açmış olduğunuz her klasörü öğrencilerimiz görecek. Şuradan hemen bir tane deneme yapıyorum. Bir tane klasör açtım. 5. sınıf matematik. Burada öğrencilerimiz rahatlıkla bunları görebiliyor canlı yayında. Biz bunların üzerinde işlem de yapabiliriz. Silebiliriz, rengini değiştirebiliriz. Bunların hepsini sildik. Sonra işte yuvarlak yapalım dedik, yuvarlak yaptık. Önemli yerlerin altını çizelim dedik, önemli yerlerin altını çizdik. Ya da ne bileyim, ok çıkarmak istedik, işte ok çıkardık, burası çok önemlidir. Ya da yazı yazmak istedik, işte buralara yazı yazdık. Bu şekilde yapabiliyoruz. Fakat bunlar sözel derslerde çok yararlı, fakat sayısalda bunları çok fazla kullanacağımızı tahmin etmiyorum. Çünkü işte buraları yazı yazmak çok çok zor. Bunun için de hemen sizlere güzel bir yol var. Onu anlatacağım. Bunun için bir tane daha ekstradan program kullanacağız. Burası bu şekilde kafanızda. Öğrencilerimizin bir de ID numarası şifresini görmek istiyorsa, bizim görmek istiyor. Şurada yukarıda, sol yukarıda i içerisinde yuvarlak var. Oraya bastık. Burada ID numaramız ve password yazıyor. Burada da şifremiz var. Öğrencilerimize bu ID numarasını ve şifresini verdikten sonra kanalımıza rahatlıkla girebiliyorlar. Nereye alacak öğrenciler bunu? Hemen anlatayım. End meeting dedik. Kapattık. Leave meeting. Kapattık. Klasörü kapattık. Burada kayıt yaptı. Kayıt yaptıktan sonra gördüğünüz gibi buraya kaydetti. Çok önemli değil. Burada öğrenciler de join'de de burada ID numarasını girecekler. Girdikten sonra önlerine bir şifre gelecek. Şifreye girdikten sonra sizin direkt ekranınıza bağlanmış olacak. Webcam uygulaması. Burada da yazıldığı gibi uygulamaya giriyoruz. Uygulama ilk başta bilgisayarımızı yüklüyoruz. Daha sonra da telefonumuzu yüklüyoruz. Bu Google Play Store'da ve Apple Store'da da var. Uygulama indirdikten sonra açtık. Telefonumuzdan da açtık. Uygulamaya izin veriyoruz. Burada önemli olan telefonumuzun internete bağlı olması lazım. Wi-Fi'ye bağlı olması lazım. Kameramız geldi. Şu anda ikinci bir kameramız geldi. Bunu öğrencilerimiz nasıl görecek? Hemen anlatıyorum. Bu telefonunuzu sabitledikten sonra bunu aşağı indirdik. Hemen Zoom programını açtık. Zoom programında New Meeting, hemen bir kanalımızı açalım. Kanalımızı açtıktan sonra öğrenciler geldi. Daha sonra bu kamerayı kullanmak istiyorum. Nasıl kullanabilir? İşte şurada hemen ikinci butona tıklıyorum. İkinci butona tıkladıktan sonra şuraya tıkladım. Share dedim. Ve artık burada öğrencilerimiz hem beni görüyor, hem sesimi duyuyor, hem de çıkarmış olduğum testi, mesela çıktısını alırsınız. Burada rahatlıkla anlatabilirsiniz. Çözebilirsiniz. Bu kadar basit. İki uygulamayla her şeyi yapabilirsiniz. Kafanıza takılan bir soru işareti olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı olurum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.